Sevgili seyirciler, bakın insan yaşadığı günlük hayat içerisinde bile ne kadar hikmetli olaylarla karşılaşıyor. Bir vasıtayı binerken, günlük hayatında bir yerden diğere gidecek mesela. Mesela bir köy yerinde düşünün şimdi, evinizden çıkıp tarlaya gideceksiniz, bahçeye gideceksiniz, bir hayvandan istifade ediyorsunuz. Daha çabuk varabilmek için, bazı eşyanızı da beraberinizle götürebilmek için. Cenab-ı Hakk'ın size verdiği bu imkanları, bu nimetleri hatırlıyorsunuz, Allah'ı tesbih ediyorsunuz. İnsan için ne kadar güzel. Bunlar insanı devamlı, şuurlu ve uyanık tutar. Bunlar insanın hayatının bir nimet olduğunu, bir fırsat olduğunu hatırlatır. Hatta insan bu nimetleri hatırlayıp da Cenab-ı Hakk'ı tesbih edince bir de diyor ki bütün bunlar bizim elimizde geçicidir. Bu nimetleri kullanırken, bunlardan istifade ederken anımızı, zamanımızı, içinde bulunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirelim. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda, son ayet-i kerimede ve inna ila rabbina lemunkalibun. Biz Rabbimizin huzuruna döneceğiz, Rabbimize döneceğiz diyoruz, değil mi? Bunun şuurunda olunca insan hiçbir dakikasını, hiçbir anını boş geçirmemeye çalışır. Daima en faydalı şekilde, en mükemmel, en yararlı işlerle hayatını değerlendirmeye çalışır insan. Yoksa bazılarının zannettiği gibi insan kendisini dini duygu ve düşüncelere kaptırırsa o insan son derece münzevi, cemiyetten uzak, her türlü çalışmadan, her türlü sayı gayretten uzak kalır diye düşünüyorlar. Aslında öyle değil. Bu şuur içinde olan insan hayatın bir oyuncak olmadığını, bir eğlenceden ibaret olmadığını idrak eder ve hayatının bütün safhalarını, bütün dakikalarını en güzel şekilde değerlendirme gayreti içine düşer. İşte bütün bunlara rağmen insanlar bazen o kadar iptidai, o kadar ilkel ve primitif düşüncelere saplanıyorlar ki haşa Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüyle, yüceliğiyle bağdaşmayacak son derece basit şeylere kendilerini kaptırıyorlar. Allah'a olmadık şeyler isnat ediyorlar, Allah korusun. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yine Mekke müşriklerinin o sakim, o sakat ve bozuk düşüncelerini hatırlatarak bizi ikaz ediyor Cenab-ı Hak. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealû lehu min ibâdihi cüz'â. İnnel insâne lekafûrun mübîn. Em ittehaze mimmâ yahluku benâtin ve asfâkum bilbenîn. Bu insanlar Allah'ın kullarından Allah'a ait bir parça olduğunu kabul ettiler. Yani çocuk isnat ettiler Allah'a. Hatta erkek çocuklarının kendilerine ait olduğunu, kız çocuklarının da Allah'a haşa layık olduğunu söyleme cüretini gösterdiler. Fecealu lehu min ibadihi cüz'a. Yani lehu burada zamir Allah-u Teala. Allah'a kullarından bir parça isnat ettiler. Bir parçanın Allah'a ait olduğunu, kullarından bir kısmının yani kız çocuklarının Allah'a ait olduğunu söylediler. Ayet-i kerimenin ileri kısmında buradaki cüz'en aslında veleden manasında tefsir edilmiş ama bunun bu çocuğun kız çocuğu olduğuna dair ayet-i kerimenin ilerisinde açıklama geliyor. Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde mücmelen gayet kısa ve özlü olarak gelen ifadeler diğer ayet-i kerimelerle tefsir ediliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bir bütün halinde ele almak lazım. Ayet-i Kerim'in bir kısmını alırsanız, diğer kısmından sarf-ı nazar eder, onu hiç dikkate almazsanız o zaman yanlış mana çıkarabilirsiniz. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in böyle bir silsile halinde, bir bütün halinde ele alınması lazım. İnnel insâne lekafûrun mübîn. Hiç şüphesiz ki insan çok inkarcı, çok açık bir nankörlük ve küfranı nimet içindedir. Allah'ın verdiği nimetlerden habersizdir. Bu nimetlerin hikmetini, bunların kendisi için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu anlayacak durumda değildir. Em ittehaze mimma yahluku benatin ve asfâkum bilbenin. Yoksa Allah yarattıklarından bazılarını, kızları kendisine evlat olarak mı kabul etti? Yani ittehaze, yettehizu,
ittihazen benimsemek gibi almak. Yani yarattıklarından kızları kendisine ayırdı da ve asfakum bil benin, erkek çocuklarını da size mi tahsis etti Cenab-ı Hak? Size has mı kıldı manasında? Asfa yusfi burada safi kökünden geliyor. Yani size mi tahsis etti Allah? Erkekleri size verdi de kızları kendisine mi aldı manasında? Allah-u Teala'nın, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir takdiri mi var? Böyle mi düşünüyorsunuz yoksa? Böyle bir şey yok manasında. Aslında burada tabii soru istifham inkari. Yani böyle bir şey söz konusu değil ama siz böyle mi düşünüyorsunuz manasında? Bu Mekke müşriklerinin düşüncesi böyleydi. Kızlar Allah'a aittir, erkek çocukları bize aittir manasında. Çok saçma, hiçbir mesnedi olmayan, son derece tutarsız bir iddia ile ortaya çıkıyorlardı. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْفَدًّا وَهُوَ كَصِيمٌ. Cahiliye döneminde Araplar nedense kız çocuklarına karşı son derece olumsuz bir tavır içindeydiler. Kız çocuğu olmak, bir Arap'ın kızının olması onun için en büyük talihsizlik. Onun için en büyük, bir nevi en büyük musibet ve bela gibi telakki ediliyordu. Allah korusun, böyle düşünüyorlardı. Onlar cemiyette kadınlara ve kızlara hiçbir hak tanımadıkları için, hatta onları insan gözüyle görmedikleri için böyle sakim ve sakat bir düşünceye sahiptiler. Bu bakımdan da bunlardan birine birisi gelip de hamile olan hanımının çocuk dünyaya getirdiğini müjdeler, haber verirken ona dese ki senin çocuğun oldu ama bu kız çocuğu, bu çocuk kızdır dese, ona haber verse, onun üzerine bu adamın suratı simsiyah kesiliyor bir anda ve bir anda gayzını, kinini, öfkesini adeta içine hapsedebilmek için müthiş bir zorlanma işine giriyor. Yani kazim kelimesi burada gayzını, öfkesini yenmek, içinde tutmaya çalışmak manasında, içine gömmek manasında. Bakın şimdi ayet-i kerimede de daha önce bununla ilgili olarak Nail suresinde de geçmişti. Ve izâ buşşira ehaduhum bil unsa zalle vechuhu musfedden ve huve kazim. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسْهُ فِي التُرَابِ. اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ayet-i kerimede bu geçmişti. Burada da bakın. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ. O cahiliye dönemindeki Araplardan birisine, Mekke müşriklerinden birisine müjdelendiği zaman, haber verildiği zaman, buşşira haber verilmek manasına. Aslında tebşir kökünden geliyor ama beşaretten geliyor burada, haber vermek manasına. Bunların hoşuna gidecek bir haber değil bu. Onun için onun müjde telakki etmiyorlar aslında. Ve izâ buşşira ahaduhum, onlardan birisine haber verildiği zaman, bimâ darabelir rahmani meselen. Onun Allah için bir nevi örnek, Allah'a ait olduğunu kabul ettiği bir kız çocuğu. Burada bima darabelir rahmandan kasıt kız çocuğu. Bil ünsa demek yani aslında. Burada fevkalade ince ve bir telmih var. Bir nevi ima ile onların bu yanlış tavrı, yanlış telakki ve düşüncelerine burada bir nevi bir işaret var burada. Bir nükte ile Cenab-ı Hak bunun ne kadar yanlış olduğunu beyan ediyor. Bima darabelir rahmani meselen. Rahman yani Allah için mesel olarak darbettiği, Allah'a layık ve uygun gördüğü bir şey kendisine haber verildiği zaman. Yani hanımın bir kız çocuğu dünyaya getirdi diye kendilerine haber söylendiği zaman, zalle ve çuhu müsvedden, yüzü simsiyah kesilir, kapkara olur suratı. Yani kızgınlığından, o gelen haberin onda meydana getirdiği o öfke ve tehevvürden suratı kapkara kesilir bir anda. Yani yüzü simsiyah olur. Müsvedden demek, isvedde yesveddü kelimesinden geliyor. Müsvedden kararmış, siyahlaşmış manasına geliyor. Ve huve kazim, onun artık gayzı, nefreti, kini, düşmanlığı o kadar fazladır ki onun işini içine gömmeye çalışır. İçinde tutmaya gayret eder onu. اَوَمَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ. Veyahut da
ona, yani her türlü böyle nazı niyaz içinde, ziynetler içinde büyütülen, o şekilde geliştirilen ve eğitilen bir kız çocuğu, ve huve fil hisami gayru mübin. İnsanlarla münakaşa konusunda, haklarını savunma konusunda gayretsiz ve yeteneksiz olan, gayru mübin, sözünü iyi anlatamayan demek. Meramını iyi ifade edemeyen manasına geliyor gayru mübin, yani açıklayamayan. Hısam da karşılıklı münakaşa ve tartışma. Burada da onlar kadına o gözle bakıyorlar. Kadına aşağılayıcı gözle bakıyorlar. Onda hiçbir kabiliyet olmaz. O hiçbir zaman kendi hakkını, kendi haklılığını savunamaz. O cehalete mahkumdur. Her türlü mürüvvet ve faziletten, her türlü yetenekten mahrumdur diye düşünüyorlar. Onun için kadın bir süs eşyası gibi görüyorlar. Süs bebeği gibi görüyor. Onu tamamen zamanımız insanlarından birçoğunun da insanlar için bir nevi tatmin vasıtası olarak görüyor. Bu şekilde telakki ediyor kadını. Bir meta olarak kullanmak istiyor. Reklamcılık faaliyetlerinde bazı insanların sürekli kadına müracaat etmesi, kadının cinselliğinden ve kadınlığından istifadeye kalkışması da cahiliye dönemindeki Arapların bu telakkisine uygun bir görüş maalesef. Onun için kadını insan olarak telakki etmediklerinden, böyle sakin ve sakat bir düşünceye sahip olduklarından onlar kendilerine verilen bu haberden dolayı bu kız çocuğu benim başıma bela olacak. Ben bundan şeref, haysiyet değil, zillet ve utanç duyacağım diye düşünüyorlardı. Böyle bir telakki vardı. Onun için aman kız çocuklar Allah'a kalsın, erkek çocuklar bizim olsun diye erkeği yüceltip kadını alçaltıyorlardı. İşte İslamiyet bu suretle onların bu yanlış ve sakat düşüncelerini de ortadan kaldırıyor. Bir taraftan akide yönünden, inanç ve tevhid akidesi bakımından onları tenvir ederken, diğer taraftan da kadına bakış açısı, kadının şeref ve haysiyetini koruma açısından da onlara önemli bir ikaz ve uyarıda bulunuyordu bütün insanlık alemine. Allah-u Teala'nın, Cenab-ı Hakk'ın beyanlarına bakın. Evemen yüneşşehu, yoksa yani emittekizden sonra evemen yüneşşehu fil hilyeti, fil hilye demek ziynet, süs manasına. Yani böyle süs ve ziynet içinde, nazü naim içinde, yani kendi yaratılışının, kendi yapısının gerektirdiği nezaket ve ihtimam içinde yetiştirilen ve huve fil hisami gayru mübin ve aynı şekilde bu haber verilen kimse, burada zamirler aslında müzekker zamir olarak gelmiş ama mimma yahluku ayeti kerimede bima darabelir rahmani meselenden hareket edildiği için bu şekilde geliyor. Yoksa kastedilen aslında kadındır, kızdır, kız çocukları kastediliyor. Ve huve fil hisami gayru mübin, aynı zamanda bunlar toplum içinde hakkını savunamayan aciz varlıklar olarak görüyorlardı kadını. Bundan dolayı Cenab-ı Hak bu noktaya da telmih ederek, işaretle onların bu hareket tarzlarının, bu telakkilerinin, bu anlayışlarının yanlış olduğunu da onların yüzüne vuruyor. Ve cealul melâiketellezîne hum ibâdurrahmâni inâsâ. Onlar Allah'ın kulu olan, Rahman'ın kulu olan melekleri de kadın olarak telakki ettiler. Melekleri de kadın gibi düşündüler onlar. Eşeydu halkahun. Yoksa onlar meleklerin nasıl yaratıldığını gördüler mi? Meleklerin mahiyeti hakkında, onların hilkati, yaratılışı, özellikleri hakkında bir bilgileri mi var onların? Onların ilimleri, araştırma imkanları, melaike-i kiramı, melekleri tanıyabilme, ona ulaşabilme gücüne ve kudretine sahip mi? Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi buyuruyor Cenab-ı Hak? Tamamen ezbere konuşuyorlar. Ya tamamen bu mevzuda onların söyledikleri boş bir zandan ve vehimden ibarettir. Setüktebu şehadetuhum ve yüselun. Onların şehadetleri tek tek yazılacak, melekler hakkında söyledikleri onların bir bir tespit edilecek ve onlar bu söylediklerinden, bu sorumsuz beyanlarından dolayı sorguya çekilecek, mesul olacaklardır. فَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. Onlar dediler ki
Allah dileseydi biz bu putlara, kendilerine uluhiyet izafe ettiğimiz meleklere, diğer bir takım varlıklara ibadet etmezdik. Allah isteseydi bizi bu yola sevk etmezdi. Mâ lehum bizâlike min ilm. Onların bu konuda kendilerini savunabilecekleri, yaptıkları işi mazur gösterecek, haklı gösterecek hiçbir ilmi destekleri ve dayanakları yoktur. Onların bu konuda ilim adına söyleyebilecekleri bir şey yoktur. İlim adına bir şey söyleyemezler. İnhum illa yahrusun. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Harasa, yahrusu, yalan söylemek. Kedebe, yekzi bu manasında. Onların söyledikleri yalandan ibarettir. Başka bir şey değildir, buyuruyor Cenab-ı Hak.